Merhabalar arkadaşlar. Bugün 9 Eylül 2021 Perşembe. Çok uzun süredir düşünüyorum. Neden bu aşılar çocuklara kadar indi? Bu virüsün öldürme yüzdesi sadece %0,3, yani binde 3 ölüm oranı olduğu söyleniyor. O da yaşlarda. Ama aşı çocuklara kadar indi ki aşı hastalanmayı ve hastalığı yaymayı engelleyemediği halde çocuklara kadar indi. O zaman neden bu aşıyı yapıyorlar? Arkadaşlar, artık insanların vücutlarının öneminin olmadığı, robotlarla her işi yapabilecekleri bir döneme girdik. Yani kodomanlar tüm teknolojiyi, üretimi, üretim sahalarını elinde tutan dünyanın %1'lik kesimi artık %99'a ihtiyaç duymadığını düşünüyor ve hatta kendi hastalıkları, yani kanser vesaire gibi hastalıklar içinde geriye kalan %99'un çok rahat denek olarak kullanılabileceği bir ortam hazırlamak istiyor. Aslında neden çocuklara kadar bu hastalığın düşürüldüğünü düşünmeden önce, yani çocuklara kadar bu aşının indirilmesini nedenini anlamaya çalışmadan önce bu aklıma bu şekilde gelmezdi. Hep kafamızda soru işaretleri var, bir sürü iddialar var, şundan dolayı bundan dolayı falan deniyor. Ama burada esas mesele çocuklara inmesinin meselesi, sebebi. Sonuçta her yıl nesiller yenileniyor, değişiyor. Ve çocukluktan itibaren yılda 5-6 defa sürekli hastalıklar için aşı olduğunuzu düşünseniz bu sizin için bir alışkanlık haline gelir ve asla direnmezdiniz. Hatta zamanla bu aşılar olmadığınız takdirde hastalanıp öleceğinize inanmaya başlardınız. Bu aşılar aslında düzenli olarak dışarıdan insanların vücutlarına ulaşıp istediklerini yaptırabildikleri, isterlerse denek olarak kullanabilecekleri bir imkanı sağlayacak bu insanlara, yani küreselciler diyelim yine. Bu %1'lik kesim, özellikle kanserle alakalı araştırmaları var ve bununla ilgili çok kalabalık, yoğun denekler bulamadılar uzun yıllarca. Yine bu Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in çalışmaları esasen kanser üzerineydi ve mRNA aşılarıyla kanseri engellemeye çalıştılar. Fakat bunun için çok yoğun deneklere ihtiyaçları vardı. Sağlıklı insanlardan da deneklere ihtiyaçları vardı. Normalde bunu bu kadar kolay bulamazlardı. Şimdi böyle bir imkanla sahip oldular. Birincisi bu, mRNA üzerine bu kadar ısrar etmeleri. Başka RNA'lar değil de özellikle mRNA, messenger RNA, yani DNA'ya emir verip onu yönlendirebilecek bir RNA'dır mRNA. Özellikle mRNA üzerinde çalışılmasının sebebi, istiyorlar ki düzenli ve sürekli olarak üzerinde deney yapabilecekleri ve buna itiraz etmeyecek, aşı olmadıkları takdirde öleceğine inandıkları nesiller oluşturmak. Bu yüzden çocuklara kadar indirdiler. Yani insanlara fark ettirmeden sürekli olarak insanlar onların denekleri haline gelecek. Bir kısmına plasebo, örnek veriyorum, bir kısmına aşı verilecek. Yani bu tabii ki mesela bir Texas eyaletinde diyelim ki herhangi bir hastalık için bu şekilde. Tabii bu zamanla olacak bir şey. Yani belki virüsün de bu yüzden hemen ortadan kalkmaması gerekiyor. Aslında virüs hani bu kadar tantanası yapılabilecek bir şey de değildi. Evet, çok insan öldürüyor ama gerçekten kendiliğinden çıkmış bir virüs olsaydı, tıpkı vebada ya da İspanyol gribinde olduğu gibi, zamanla bu insanların kendi içerisindeki alışkanlıklarıyla zaten ortadan kalkacaktı. Mutasyonların normalde insanlarla uyumlu bir şekilde insanlara daha zarar verici noktaya giderek değişmesinden bahsetmiyorum bile.
Tarih boyunca böyle olmuştur. Şimdi sürekli korkuyu ayakta tutmaları ve insanların mRNA, özellikle mRNA aşılarını kabullenmeleri gerekiyor. Bunun için ilk başta, yani bu aşı olayını ilk başta kabullenebilmeleri için ilk başlarda Sinovac gibi mRNA olmayan, bu teknolojiyi taşımayan aşıları da kabul eder gibi davrandılar. İlk başta bunlar da olurmuş gibi davrandılar. Şimdi bunların hiçbir etkisinin olmadığı söyleniyor. Çünkü esas mesele, insanların hayatları boyunca yılda 5-6 defa mRNA aşılarını kabullenmeleriydi. Düşünün, bu mRNA aşılarıyla sürekli olarak vücudunuza bir şeyler zerk edebilecekleri bir alışkanlık ortaya çıkarıyorlar. Bunların esasen ortaya çıkarmak istedikleri alışkanlık, insanları evet eve kapatıp dijital bir ortam oluşturmak, ama bu çok basit bir şey. Yani esas neden bu değildi? Yani bunu yavaş yavaş çok farklı şekillerde de yapabilirdi, robotlaşmayı. Ama bunların esas istedikleri şey, ve dediğim gibi çocuklara kadar bu aşının düşürülmesi, ki çocukların hiç ihtiyacı olmadığı halde. Bulaşıcılığı falan da azaltmıyor bu aşı. Çocuklar yoğun bakıma falan da düşmüyorlar. Yani yani bunları bu şekilde biz söyledikten sonra birkaç tane numune yaygın medyada görüyorsunuz. Çünkü esas amaçları insanları korkutup yeni normalin yılda sizin 4-5 defa, belki 5-6 defa, belki 10 defa, zamanla bilmiyorum ne kadar artırırlar. Sürekli vücudunuza girecekleri, dışarıdan vücudunuza zerk edebilecekleri bir ortamın olması. Şimdi buna birileri diyecektir ki yıllardır hastalıklar var. İşte hastalık tedavileri için zaten insanların vücuduna bir şeyler zerk ediliyor. Hani yapılsaydı hastalıklarda yapılırdı, ama hayır. Burada denekler olabilmesi için sağlıklı insanlara ve hasta insanlara ihtiyaç vardır. Yani yeni bir şeylerin denenebilmesi için bazen gönüllü bulmak, mesela çok ciddi hastalıklarda, çok ciddi ağır ilaçlarda çok zor olabilir ve yeterince olmayabilir. Ama bunlar için zaten bir tanesinin kanserini yenmek bile, yani bu %1'likteki bir kesimdeki tek bir kişinin, belki en başlarındaki kişinin kanserini yenmek bile %99'u harcamaya bedeldir. Yani bu insanlar olaya bu şekilde bakıyorlar. Artık o %99'a ihtiyacımız yok. Hepsi ölse, geberse, gitse bile bizim işimize gelir diyorlar ve zaten 8 milyarı 500 milyonun altına indirmeyi hedeflediklerini de zaman zaman hep açıkladılar. Yani bu insanlara dünya yetmeyeceği için değil, geri kalan insanlara ihtiyaçları olmadığı için. Ve yani niye onları sırtımızda taşıyalım? Niye olsun onlar? Onlara ne ihtiyaç var? Yani biz şöyle düşünürüz. Ya yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Allah yaratmış. İnsan da, her türlü canlı da bizim için değerlidir. Bunlar o bakışta olan insanlar değiller. Bunlar nasıl kullanırız? O insanı nasıl kullanırız diye bakarlar. Dolayısıyla esas mesele insanları sürekli aşı olmaya alıştırmaktı. Çünkü sağlıklı insanların vücuduna hem de DNA'larına emir verecek mRNA ile girebilecekleri ancak bu virüs kaldıraç olarak kullanılarak aşıydı. Bu aşılara, yani sürekli insanların vücutlarına mRNA ile girilmesine alışkanlık haline getirmek istiyorlar. Bu yüzden çocuklara kadar indirdiler. Çocukların hiç mi hiç ihtiyacı olmadığı halde, dediğim gibi bunlar çocukların ihtiyacı yok, neden çocuklara gerekiyor falan diye ortaya çıktığınızda, inanın çocukları hedef alan bir yeni virüs de ortaya çıkarabilirler. Çünkü dediğim gibi bunların esas amaçları artık insanların, geriye kalan %99'un sürekli vücuduna mRNA ile girip DNA'larına istediklerini yapabilecekleri bir ortamı kabullendirebilecekleri bir durum oluşturmak arkadaşlar. Esas neden budur? O yüzden dediğim gibi insanlar aşıya, her türlü aşıya alışsın diye ilk başta mesela Sinovac gibi mRNA olmayan aşılar, onları da kabul ettiler. Ama şimdi onlar da kesinlikle bir işe yaramıyor diyorlar. Çünkü esas mesele burada, tekrar söylüyorum, mRNA aşılarıyla, mRNA teknolojisiyle
İnsanların vücuduna yılda hem de 5-6 defa girerek bunu bir alışkanlık haline getirterek insanların sürekli denekleri haline gelmesini sağlamak, belki uzak planda daha farklı şeyler de var. Yani DNA'yı tamamen değiştirmek, insanları tamamen başkalaştırmak, insanları farklı bir hale getirmek. Çünkü messenger RNA, yani emir veren RNA elinize geçtiği zaman insanların DNA'sına istediğinizi yaptırtabilirsiniz. İstediğinizi yaptırtabilirsiniz. Sevmediğiniz bir toplum mu var? Messenger RNA'ya ona göre bir yükleme yaparsınız. Şimdi spike proteini üret diye emrediyor. Yarın başka bir yükleme yaparsanız sürekli kalp krizi geçirtirir. Ya da kansere sebep olur. Bir topluma mesela örnek veriyorum, bunu örnek olarak veriyorum. Yani ellerinde sürekli bu teknolojiyle her istediklerini yapabilecekleri bir imkan olacak. Esas neden buydu arkadaşlar. Esas virüsün ortaya çıkarılma sebebi de buydu. Bu virüs sürekli insanların hem de sağlıklı insanların dahi vücutlarına bir şeyler zerk edebilecekleri, özellikle dediğim gibi mRNA zerk edebilecekleri bir ortam oluşturmaktı. Ve maalesef Türkiye bunu en başta kabullenenlerden oldu. Almanya ve Fransa'da büyük baskıyla maalesef oralarda da insanlar kabul ettirilmeye çalışılıyor. Direnenler var. Amerika'nın bir bölümü güzel bir direnç gösteriyor. Onların başına da farklı çoraplar örmeyi düşünüyorlar muhtemelen. Mesela Rusya direniyor. Brezilya direniyor. İnanın toplumun bir kısmının virüsten ölmesi bunların bu planlarını gerçekleştirmekten daha iyidir ve ne zamana kadar virüsten insanları öldürecekler? Eninde sonunda bunu yapanlar mutlaka bir şekilde ortaya çıkarılıp cezalandırılacaktır. Cezalandırılmasa bile bunu bir savaş olarak görmek zorundayız. Aslında devletler, ulusal devletler bu virütük saldırılara, virüs saldırılarına uygun bir şekilde planlama ve hazırlık yapması gerekirdi. Yıllar öncesinden, ama hala geç değil. Çünkü bu virüslerin çok daha ağırını ortaya çıkarıp insanlığın üzerine salabilirler. Neden yapmasınlar ki? Yapabiliyorsam yaparım bakış açısına sahip insanlar bunlar. Yapabilme imkanları var. Dediğim gibi şu anda neden birdenbire insanları telef edelim, öldürelim? Onların aklına göre telef etmek insanların ölmesi. Hayvan gibi görüyorlar çünkü insanları da. Hatta yani bizim hayvanlara bakmadığımız bir gözle bakıyorlar. Yani biz hayvanların durup dururken öldürülmesini de bir günah olarak görürüz. Bunların öyle bir yaklaşımı yok. Bütün dünyadaki her şeyi biz kullanırız. Bizim kullanımımıza sunulmuştur bakış açısı var. O yüzden bu mRNA aşılarına özellikle karşı çıkmalıyız. Diğer aşılar bakın artık işe yaramıyor dendi. Onlar da mRNA aşısının kabullenilmesi için bir kaldıraç olarak kullanıldı. İşleri bitti. Artık Sinovac bir işe yaramıyor diyorlar. İnanın yani mRNA aşısı işe yarasa bile bunun esas nedeni çok farklı. İşe ne kadar yarıyor, ne kadar yaramıyor, hani o da tartışılır. Ama işin boyutları çok farklı. Hiç tehdit almayan, hiç tehdit altında olmayan çocukların dahi bu şekilde mRNA aşısıyla aşılanmak istenmesinin esas sebebi bunu yeni normal, yeni alışkanlık. Hatta biz 5-6 defa bir yılda aşılanmazsak ölürüz mantığını yeni nesillerin zihnine kazımak istiyorlar yavaş yavaş. Ve bunu uygulaya uygulaya yapabilirler. Rabbim hepimizi korusun. Allah'a emanet olun.